Nedir bu karbonat ile kabartma tozunun farkı? Ben size açıklayayım. Şimdi bu ikisi kuzen aslında. Karbonat tek başına, tek malzemeden oluşan karbonat. Ancak kabartma tozu karbonat içeren, yanı sıra krem tartar ve benzeri ve nişasta içeren bir malzeme. Şimdi karbonat bir reçetede var ise, bir kek reçetesinde, bir kurabiye reçetesinde karbonat var ise, karbonatı harekete geçirecek bir asit mutlaka vardır. Sirke vardır, limon vardır. Ancak kabartma tozunun olduğu bir reçetenin içerisinde asit olmasına gerek olmaz. Dolayısıyla su, süt gibi asit içermeyen diğer malzemelerle yapılan reçetelerde de kabartma tozu kullanılır. Ancak bazı reçeteler olur ki içerisinde hem kabartma tozu vardır hem de karbonat vardır. O reçeteler yoğurt içeren reçetelerdir mesela. Esmer şeker içeren reçetelerdir mesela. Yani kabartma tozunun gücünün tek başına o malzemeyi kabartacak gücü yoksa içerisine biraz da karbonat konur. Karbonat bir şeyi kıyır kıyır yapar, kabartma tozu bir şeyi kabartır. Karbonat asitle reaksiyona girdiği anda, yani karışımın içerisine eklendiği anda çalışmaya başlar. O yüzden karbonatla yaptığınız hiçbir şeyi bekletemezsiniz. Hakeza kabartma tozu da öyle. Yani kabartma tozunu koyduğunuz bir keki çırptınız, hazır ettiniz. Şunu ben bir yarım saat, bir saat bekleteyim, ondan sonra pişireyim diyemezsiniz. Hemen pişirmeniz gerekir. Yoksa kekiniz kabarmaz. Bir reçeteye daha fazla karbonat eklemeniz o kurabiyenin veya kekin daha çok kabaracağı anlamına gelmez. Çünkü onu karşılayacak miktarda asit yoksa bu sefer tatsız bir ürün elde etmiş olursunuz. Yani biz Türkler olarak biraz daha koyayım, daha iyi olur. Hani daha fazla karbonat ekleyeyim, daha fazla kabartma tozu ekleyeyim, aman daha iyi olur diye düşünüyor olabiliyoruz bazen. Öyle olmuyor. Bu mekanizma öyle çalışmıyor yani. Yani bu iki kuzen kurabiyelerde, keklerde her zaman bizim elimiz, ayağımızdır. Ama kuzen de olsalar ikisi birbirinden farklıdır.